Manastır hayatını etkileyen azizlerden bir tanesi de Mor Evgin'dir. Doğum Ünzevilerinin önderlerinden olan Mor Evgin, faziletleri, öğrencileri ve mucizeleri nedeniyle Süryani Kilisesi'nde ikinci Mesih olarak anılır. Mor Evgin 3. yüzyılın sonlarında doğmuştur. Çok genç yaşta dünyadan elini eteğini çekmiş, rahip olmuş, çevresine toplanan 70 öğrencisiyle Mezopotamya'ya doğru yola koyulmuş ve burada bugün Bagok Dağları olarak da bilinen Tur İzlo'ya çıkarak Mor Evgin Manastırı'nı kurmuştur. Mor Evgin, Nusaybin Metropoliti Mor Yakub'a da onun görevi süresince çok yardım etmiştir. Mor Evgin'in Mor Yakub'un Nusaybin Metropoliti olacağına dair bir görüsü olmuştur. Ve bu onun mucizeleri arasında önemli bir yer tutar. Bazı kaynaklar Mor Evgin'in bir müzevi olarak Mor Efrem ve Mor Yakup'la birlikte İznik Konsili'ne katıldığına dair bizi bilgilendirirler. Daha sonraki yüzyıllarda Abül Faraç olarak da bildiğimiz Barre Broyo, Kilise Tarihi adlı eserinde Mor Evgin'den Doğu'yu İran sınırına kadar manastırlarla donatan kişi olarak söz eder. Mor Evgin, müzeviliği sırasında o kadar şöhrete ulaştı ki, binlerce genç adam onun adamlarını takip edip, onun yaşadığı manastıra gelip kendisiyle birlikte müzevi hayatını sürdürdüler. 363 senesinde Mor Evgin öldüğünde, bugün hala ayakta duran Mor Evgin Manastırı'na gömüldü. Sayısız mucizeleri olan Mor Evgin, çevrede hala çok sevilen ve kilisenin de en önemli azizlerinden biridir. Kilise her yıl onu 20 Nisan'da anar.